Merhaba sevgili oyun gezerler. Gamescom'dan döndük, İstanbul'dayız en sonunda. Memleket gibisi yok diyerek söze giriş yapmak istiyorum. Çok klişesin gerçekten. Toprağını bile özlemişim. Oh, mis gibi kokuyor. Nerede şaka. Toprak arkadaş? 3 kat aşağıda toprak en yakın yani. İğrenç kokuyor, sıkıntı yok. Gamescom'da oynadığım, en çok oynamak istediğim oyunların bir tanesi FIFA 16 idi. Aman tanrım, FIFA 16'yı mı duyurdular? Evet, duyurdular da oynadım oğlum. Bu sene FIFA mı çıkacak? Aynen, bu sene FIFA çıkacak. Bomba gibi olmuş. Şaka şaka, aynısının lacivertleri. Yok yok, değişiklikler var bu sefer ama enteresan bir anımı anlatayım. FIFA 16'yı aslında video kaydını alamıyorsunuz normalde. Electronic Arts kendine bir business kısmında bir stand yapmış. Ve o standta açık alanda FIFA 16 ile Battlefront oynatıyorlar. Diğer tüm oyunları kapalı kapılar ardında ama FIFA 16 ve Battlefront'u orada girip işte bir şeyler atıştırırken falan gidip oynayabiliyorsunuz yani. Böyle gezen, işte basından insanlar oynasın diye koymuşlar. Çok sıra olmuyor muydu abi o zaman? Yok, business kısmı. Eğlence alanı değil. Yani anladım. İş kısmından bahsediyorum ben. Öyle yani güzel, böyle sessiz sakin bir yer. Girdim oraya, baktım FIFA 16 var, biri de oynuyor. Dedim kamerayı kurayım. Çünkü baktım hani kamera çekilmez diye bir şey yazıyor hiçbir yerde. Dedim kamerayı kurayım, eleman oynarken şey yapayım. Video alayım falan. Solda da kameranın dışında kalıyor. Siz şu an görmüyorsunuz ama sarışın bir eleman vardı. Öyle işte 25-30 yaşlarında falan tek başına oynuyordu FIFA'yı Xbox One'da. Bir kamerayı kurdum falan. Elemana gittim, dedim beraber oynayabilir miyiz seninle birlikte falan. Tamam dedi. Oynadık mı oynadık. Maçın sonucunu görürsünüz siz muhabbet esnasında da. Geçemiyorsan geçeyim mavi moduna. Biraz girdim yani. Beraber oynayalım falan dedim. Oynadık elemana. Sonra o gitti. Arkasında başka bir adam vardı. O geldi. Onunla oynadık falan derken video bitiminde fark edersiniz. Bir anda video bitecek çünkü. EA'den bir abi geldi. Ama stand görevlisi ama yani EA'den bir abi. Dedi pardon ama dedi burada da kamera kaydı yapılamıyor dedi. 20 dakika sonra falan dedi yalnız bana bunu. Ben bir maç çekmişim, ikinci maçın sonuna gelmişim artık yani. Devraları şey, bir dakika da ona, normalde fikstir ya FIFA'da 6 dakika sürer bir yarı. Evet. 10 dakika falan ayarlamışlar. Bayağı uzun sürüyor maçlar yani. Neyse. Ha pardon dedim, kapattım kamerayı ama hiçbir şey silmedim tabii. Sonra abi ben gittikten sonra standtan. Bir anda stand görevlisi kızlar geldi. Sanırsam kızları uyarmışlar. Çocuğum biri fotoğraf çekti. Hemen kızlar gitti. Yalnız fotoğrafı silmeniz lazım. Lütfen fotoğrafı barındıramazsınız. Bir anda panik havası oldu her yerde böyle. Şimdi biz bunu yayınlayınca iyiye bir dava etmesin sonra. Ya nereden alacak? Türkçe mi biliyor iyiye? Kimseye söylemiyoruz. Ya FIFA'nı alsana. Yani çeken çekmiş, yayınlayan yayınlamıştır herhalde diye tahmin ediyorum. Neyse yani. Neyse artık ya, dava olursa da benim başımı yakar. Ödersin 28 bin euro bilmem mi kaçı. FIFA 16 evet, merak ettiğim bir şey var mı FIFA 15 oynayan biri olarak? Sen kaymalardan çok şikayet ediyordun özellikle. Öyle mi? Sen şeyden, defanstan ben, FIFA 15'te şikayet ediyordun diye hatırlıyorum evet, o yüzden. Ya direkt kaymalar spesifiğinde değil de yani bir adamı alıp koşturmak çok kolay olmuştu. Özellikle Santra'dan alıp böyle direkt kaleye gitmeler. Ama FIFA'nın işte, böyle son 2 senedir öyle bir problemi yok mu ya? Santra'dan alıp direkt kaleye gitmek 14'te de vardı ya. Ya 14'te ben yine defans yapabiliyordum. Daha insanları durdurabiliyordum. Bunda cidden ne kadar kasarsam kasayım böyle iyi koşturan bir adamı durduramıyorum. O hala var mı bir kere? Ha ona geleceğim ama senin dediğin sorun şununla da alakalı olabilir. Barcelona'ya defans yapmazsa, sen Barcelona'yı tercih ediyorsun söylüyorum. Defans yapmazsa zor bir takım çünkü defans çok önde. FIFA'nın en büyük sıkıntısı şey değil mi zaten ya? İlk santra yapılırken çok açık duruyor herkes. Yani normalde kapalı durman gerekir ya top ortadaki yani biraz daha kenarla kaymazsın. Herkes çok açık duruyor. Orta sahadan bir kişi geçtiğin anda direkt şeydesin. Yani defanstaki bir adamla karşı. Yani iki adamı geçerek gol atma şansın var santradan sonra yani. Bunda öyle bir şey yok. Çünkü en başta şunu söyleyeyim. Çalım atmak daha zor. Bak tamam, her sene aynı şeyi konuşuyoruz. Yani her sene oyuncu hareketleri daha hantallaşmış diyoruz. Her sene işte of oyuncu hareketleri çok gerçekçi falan diyoruz ama öyle. Maalesef çalım atmak ya daha bilmiyorum, zor. Ya bilmiyorum, FIFA bana yani tabii ki piyasadaki en iyi futbol oyunu ama birazcık dövüş oyunu gibi geliyor zaman zaman. Değil ya fizik. İşte yani işte tuşları kombinasyon yap, combo yap, geç sağdan soldan. Yani biraz böyle ne bileyim organizasyon yapayım, pas yapayım, öyle gideyim falan Fadim istiyorum ama FIFA bunu pek desteklemiyor gördüğüm kadarıyla. 16'da acaba ne derece değişmiş? Ben şunu söyleyeyim. Ben hani genelde çok çalım, yani fantasy çalımlara girmem. Seninle de oynadığımdan biliyorsun az çok genelde. Evet. Çok fantasy çalımı. Genelde hani fizik çalımı atmayı tercih ediyorum yani. Hani çok paslı oynadığımı söyleyemem kendim için. Çünkü ihtiyaç duymuyorum paslı oynamaya. Yani çalım atarak ilerleyebiliyorsun eğer hızlı oyuncuların evet, varsa. FIFA'da evet öyle bir sıkıntı var bence. Hızlı bir adamın varsa hani biraz bir de fiziği varsa akabiliyorsun oyunda gerçekten de. Fakat bunda şöyle bir şey var abi. Oyuncuların kalkış hareketleri, dönüş hareketleri, kendi etrafında dönmesi, topla beraber hareket yapması falan çok daha hantal. Yani eski oyunlardaki gibi, ya şöyle bir şey söyleyebilirim. Koşmaya başladıktan sonra önün açıksa koşuyorsun. Eyvallah ama o koşmaya başlama evresi sıkıntı. Hani öyle topu atıp da koşu falan yok. Defans yapmak çok daha kolay. Bir omuz atıyor alıyor diyorsun. Yani bir omuz atıyor alıyor demeyeyim ama çok zorluyor seni savunma oyuncusu. Ve özellikle hem kayarak hem de yerden top alma olayı çok rahat.
Ya eskiden mesela FIFA 15'te ben kaymayı çok tercih etmezdim. Çünkü topa kaydığın zaman adamın oyunu dışı kalıyor. Eğer seni geçmişse geçmiştir. Bu sefer şey eklemişler işte. Kaydığın zaman hızlıca ayağa kalkabiliyorsun. Evet. Ardından bir daha basıp hani tık diye ayağa kalkabiliyor defans oyuncun. Ve kaymak artık sadece hani o ben pas yollarını kesmek için kayarım genelde. Hani kaymak topa müdahale için de geçerli bir şey olmuş. Yani oyuncular artık daha şey defans anlamında daha güçlü, daha fizikli. Zaten her sene aynı geyik oluyor. FIFA 14'te atıyorum defansı güçlendirdik, eksiklerimiz vardı. FIFA 15'te defans çok güçlü olmuştu. Bu sefer hücumu geliştirdik diye. FIFA 14'te de yeni hücum çok gelişti ya. Biraz defansı geliştirelim diye. Bir arada da bir orta sahaya girseler fena olmayacak aslında. Ya ben de en şikayetçi olduğum kısım oydu. PES'i sevmem. Hani ya PES sevmem derken PES'i çok severim ama FIFA'dan daha zayıf bulurum PES'i genel olarak. Ama PES'teki orta saha oyunu mesela FIFA'da yok bence. Bana kalırsa yani. Bence PES daha pasat dayalı. Ya çünkü onun sebebi şu olabilir. PES'te adamlar biraz kötü kim olduğu için hani pas vermen lazım. Hani bir şekilde ilerleme kat etmen için. Ama FIFA biraz daha hızlı ve kontra atağa dayalı bir futbol var FIFA'nın. Yani onu hiçbir şekilde yani 10 sene olmuştur belki bu yeni jargonuna geçtiğimiz. 2008'den bu yana diyeyim hatta yani bu yeni haline büründüğünden beri. Yani hep kontra atağa dayalı bir futbol oldu. Yani daha doğrusu organizasyonla gol atmaktansa bekleyip savunma yapıp kontra ile gol atmak her zaman için daha rahat oldu. Yani şeylerde FIFA'larda. Bunda da hani ben diyorum size ama hani hantal olmuş oyuncular işte şöyle olmuş böyle olmuş ama bir o da kadar alışmaya bakar yani. 2 ay alıştıktan sonra 3. ayda gene yardırıp gidebilirsiniz. Onun bir garantisi yok yani. Peki başka yenilik neler gözüne çarptı? Allah hiçbir şey gözüme çarpmadı. Açık ve söyleyeyim yani. Ne maçlar yaptın bu arada? Real Madrid. Şu an izliyoruzdur. Yani izliyorsunuz ben zaten Ömer izlemiyor şu anda. Real Madrid'de oynadım ben 2 maçta da. Öyle denk geldi hani hızlı hızlı olsun diye. Çünkü Madrid'de oynamayı seviyorum. FIFA 15'te aradaki farkı daha iyi yakalarım diye bildiğim bir takımda oynamak istedim. Bu arada o FIFA'nın demosu da gelecek. Herkes oynayabilecek bir demo gelecek FIFA ile ilgili. Evet, bir tarihi var mı bildiğin? Ya galiba Ağustos'un 13 Ağustos'ta PES geliyor da FIFA tam ne zaman çıkacak hatırlamıyorum. Erkek futbol oynadın değil mi bu arada? Erkek oynadım. Yani kadını seçebiliyordun ama fırsat olmadı kadın oynamaya. Evet. Yani onun da artık demoda. Büyük ihtimalle bizim oynadığımız versiyon zaten herkes oynayabileceği demo olacak. Çünkü öyle olursa iyi olur çünkü çok güzel takımlar var ve süresi uzun. Eskiden futbol oyunlarının demolarını hatırlarsın. Yarı devre olur. Böyle veya şey olur. Reply maç yapamazsın. Yani restart maç yapamazsın. Çıkarsın, exit yaparsın. Videoyu seyredersin sonra bir daha girersin falan. Cinslikler vardır. Bu gayet güzel, temiz bir demoydu yani. Ya geçen seneki demoda bir sıkıntı vardı yalnız ya. Yani oyunu oynuyorsun tamam çok güzel ama oyunun tam hali çıktığı zaman biraz farklıydı ve demoya alıştıktan sonra geçiş birazcık sıkıntılı olmuştu. Doğru söylüyorsun ama geçen seneki demo çok sıkıntı çok tepki almıştı diye hatırlıyorum ben. Hatırlıyor musun o dönemi bilmiyorum da geçen sene demo çıktığı zaman bu ne ya FIFA böyle mi oldu? Acayip hızlı olmuş. Böyle FIFA mı olur falan demişlerdi. Hmm. Paslar, hareketler falan için. Onu bana kalırsa yumuşatmışlar biraz. Büyük ihtimal demoda o kadar tepki gelince. FIFA 16 için öyle tepkiler gelecek mi bilmiyorum. Yani tabii, genel olarak görmek lazım. Ya genel olarak yorumlar aslında şu minvalde. Ben de farklı bir şey söylemeyeceğim size video esnasında ama aynısı olmuş oyun. Hani çok bir farklılık yok. Evet yeni animasyonlar var ki olsun yani. Bunu artık bir yenilik de diyemem ben yani. Ne, yani yeni animasyonlar var diye. Ya sırf kadroları mı güncellesinler? Yani, bir şey koymaları lazım. Yeni animasyonlar falan. Bunlara olacak şeyler zaten. Topun hızının ayarlanması falan tabii ki de olacak. Yani hiçbir zaman mükemmel olmayacak zaten bir futbol oyunu da. Yaklaşmaya çalışıyorlar mükemmeli. Ben en çok şeyi beğendim. Oyuncuların hakikaten elde yani daha artık tok hissettirmesi. Daha hantallıkları yani olumsuz algılamayın. Daha gerçekçi hissettirdi bana. O dönüşler, vücut hareketleri, işte yapılan hareketler falan ama dediğim gibi bu hani 3 ay sonra biliyorsunuz alışıyorsun. Evet. Sonra gene her şey ekstra göze çarpmaya başlıyor. Ya mesela FIFA 14'te yani daha bir hissederdim ben. FIFA 15'e nazaran daha bir oyuncuyu kontrol ettiğimi hissederdim. Ya sen diyormuş. Ben ama FIFA 14 biraz daha galiba şey yavaş kalıyordu. Biraz daha yavaştı. Birazcık daha hantal dediğin gibi. Hantallığı kötü anlamda kullanmıyorum. 2016 birazcık daha o kafaya dönüyorsa güzeldir. Evet o kafaya dönüyor. Kesinlikle o kafaya dönüyor. En çok şey deneyemedim. Sonradan fark ettim. Çünkü çok el üstünde oynadığım için. Şey varmış. Farklı bir tuşa basıp pasa bastığın zaman hızlı pas atıyormuş. Hmm. O olay Furkan söyledi bana o olayı. Ben deneme fırsatım olmadı maalesef ki. Unuttum çünkü. Eğer o olay gerçekten güzel olursa çok iyi olur. Çünkü bence FIFA'nın en büyük eksiği paslarının istediğim hızda atamıyor olmam. Yani paslar çok yavaş geliyor bana FIFA'da. Yani bazen şey oluyor ya böyle koşu yoluna pas vermen gerekiyor veya o kadar hızlatman gerekiyor pas. Hani oyuncu gelmemesi gerekiyor falan. Ama oyuncu böyle hani standart sanki yanında şey varmış gibi pas atmaya çalışıyor falan. Evet. Hani o hızlı pas böyle hani belki isabetli olur belki isabetsiz olur fark etmez ama hani o hızlı pas ihtiyacı var bence ya. Ya belki o biraz da PES serisinden örnek alabilirken olabilir, diye düşünüyorum. Evet. Orada bayağı menü paslar verebiliyorsun sonuçta. Evet oradaki paslar biraz daha sert gidebiliyor yani FIFA'ya nazaran. Ama FIFA'da işte öyle bir oyuncu kontrolü ve smooth bir kontrol var ki
Ay harbiden hareketler yani 360 derecenin her zevresinde kontrolün sende olduğunu hissediyorsun FIFA'da yani oyuncuyla ilgili. Hani bir anda dönüyorsun, ufak dönüş yapabiliyorsun, dur topu hafif geri çekeyim diyorsun. Evet. Ya FIFA o açıdan hala başarısını sürdürüyor. O yüzden çok kendini yenilemeyi düşünmüyor bence. Bu L1 ve R1 bir dakika pardon L1 ve L2 ile yaptın hani daha yavaş depar atayım, daha böyle topa basayım, ayağıma yapışsın hikayeleri falan 2015'te de gayet güzeldi. Burada da devam. Daha tam gaz devam ediyor yani burada da. Zaten şey topu durdurmak R2 miydi hatırlamıyorum. Topun üzerine basma tuşu vardı ya. Evet ya ben tuşları değiştirmişim şimdi yanlış söylemeyeyim. Hadi herkes değiştirdiği için büyük ihtimalle. Ben PES hesabı oynuyorum çünkü PES'ten alışkanım. Ama sanki o tuşu değiştirmişler gibi hissettim. Yani bilmiyorum da şeye baktım, çalım hareketlerine baktım. Hani değiştirmişler mi çalım hareketlerini diye. Fix hareketler var. O hani topun etrafında dönmek, 360 derece olduğu şey topun etrafında dönüyorsun ya. Ya işte sağa gidip sol yapmak gibi hani o evet. hareketler. Onlar duruyor ama her oyunda şeyi yapıyorlar. Onu hissettim ben gene. Çalım hareketlerini daha zorlaştırmaya çalışıyorlar. Bazılarını kaldırıp çok nadir oyunculara ekliyorlar. Mesela eskiden topu kendi üzerinden aşırtma hareketi vardı. Hem kendi üzerinden aşırtıyordun topu arkaya doğru hem de arkadaki oyuncunun üzerinden aşırtıyordun. Ben bayılıyordum o harekete. Çünkü çok cool bir hareket. Yani topu kaldırıp vup diye arkandan aşırtıyorsun, çalım atıyorsun falan. Ama öyle çok kullanışlı hareketler de çok kullanılıyor. Çok gerçekçilikten kullanılıyor. Çok şey götürüyor. Şeyi de kaldırmışlar mesela. O ya tuşunu değiştirdiler ya da kaldırmışlar. Kesinlikle olmuyor. Eskiden ben sana karşı yaparım çok fark eder hatırlarsın belki. Mesela taç kullandığım zaman top havadan geliyor ya. Sağ rolu geri çekiyorum topu böyle havaya kaldırıp aşırtıyor gene. Evet evet. Hatırlıyorsun aynen. Hani onu yapamadım mesela bunda. Ya eskiye dönmüşler. Eski FIFA'larda şeydi. L2'ye basıp sağ rola bastığın zaman o hareketleri yapardı. Ya ona dönmüşler ya da kaldırmışlar. Çünkü FIFA 15'te şey sadece sağ rola basarsan hareket yapıyor muhabbeti geldi ya. Yani kaldıracaklarını zannetmiyorum ya ben. Doğrusu. O zaman tuşunu değiştirmişler. Çünkü hala sadece sağ rola basarak hareketleri yapıyorsun. Yani ekstra tuşa basmana gerek yok yani. En merak ettiğim şey abi FIFA 15'te ya bir foul yapardın, sarı kart gördün, hakem gelirdi bir saat animasyonunu evet. izlerdin. Aynen. Ondan sonra futbolcu itiraz ederdi, tekrarını izlerdin. Geçemezsin yeter dersin artık böyle. Var mı Allah aşkına geçiliyor mu bunlar artık ya? Yani sarı kartlık bir şeyimiz olmadı ama galiba ölüp ya o beni rahatsız etmedi. Demek ki geçiliyor. Ya demek ki bir sıkıntı yok. Çünkü ya da hiç sarı kart görmedim. Ya da hiç sarı kart görmedim. Vay, gördüm. Yok sarı kart gördüm hatırlıyorum. O maçın başına gördüm çağat diye sarı kart. Videoda bakarız aslında. Şu an biz videoyu izlemiyoruz ama izlerken hani not düşeriz belki oraya ama siz de dikkat edin videoyu seyrederken. Beni rahatsız etmedi. Belki ortam, belki dikkat etmediğimden bilmiyorum. Çünkü hakikaten şöyle bir tribe girdim. Çok gereksiz bir trip kabul ediyorum ama ister istemez giriyorsun. Yabancılarla oynuyorum ya. Bir ara test etmeyi bıraktım. Milli duygulara girdim. Ben bunlara yenilmem lan burada diye. Çünkü biri Almandı, biri nereli? Alman değildi. Yani bilmiyorum da farklı bir ülkedendi. Keşke sorsaydım. Yazardım böyle yani işte mücadele ettik falan diye. Türk futbol ekolünün yani Almanya'daki temsilcisi. Abi, rekabet olunca bir de bir şey iyi oynuyorsan benim bu hayatta tek oynadığım yani hakikaten diğer insanlara böyle sataşabileceğim tek oyun FIFA şu an. Yani hayatımda counter beceremem. Oynamadım daha doğrusu yani. Oynasam yakarım da. yani FIFA yani. Çünkü bir de o herif sinir bozuyordu sonundaki herif. Böyle hareketleri biraz böyle şeydi hani öyle yani. Çünkü böyle bir laf atıyordu falan böyle bana. Hani ondan ben yenilesim gelmedi o adama yani ve kastım. Kasınca da büyük ihtimalle unuttum ben bazı şeylere bakmayı. Ara ara bir şeyler denedim falan ama hani şey olmuyor. Dur bir açayım da deneyelim olmuyor. O denemeyi de büyük ihtimalle demo çıktığı zaman burada ofiste açarız, oynarız. Evet, aynen. Öyle olunca daha rahat oluyor yani. Dur orada şunu deneyelim. Çok fark atma bana ya gözünü seveyim. Ay yok yok. Ben geçen sene demoyu oynarken Pozan'a 5 mi atmıştım, 8 mi atmıştım neydi? Ben ondan sonra bari 8 atmayaydın abi falan diye ağlamıştım. Kendisine selam olsun. Aynı şeyi sen bana yapma lütfen. Yok estağfurullah. En fazla 9 atarım. Hayırlısı olsun. Yani olayımız bu Ömer. Varsa merak ettiğim şey cevaplayayım. Yoksa... Yok abi senin aklında başka bir şey kaldıysa FIFA 16'yı ilk vallahi... oynayan sensin ofisimizde. Evet dünyada ilk oynayan, Türkiye'den ilk oynayan ben oldum FIFA 16. Olabilir lan gerçekten. Türkiye'den ilk oynayan ben oldum. Çünkü çok hızlı gittim. Hemen oraya gittim böyle standa. Vallahi yok çok fazla söyleyeceğim bir şey. İzledikçe, gördükçe, çıktıkça, oynadıkça paylaşacağız. FIFA ama bildiğiniz FIFA. Çok değişen bir şey yok. Yani en büyük değişikliğini söyleyeyim ben size. Oyunun hantallaşması. Bunu da her sene konuşuyoruz zaten. Hızlanıyor, hantallaşıyor falan filan. Artık ne kadar değişiklik dersiniz bilmiyorum. Benim tek istediğim şey şu arayüzü biraz daha hızlı yapsınlar. O kadar. En evet, büyük evet. Yani devamlı iyileşiyor ama hala yeterli seviyede değil. Ya bir de kendi formasyonunu kaydedebilme vesaireleri aynen falan öyle. FIFA'da İğrençtir yani. İğrenç. Ya bu sayede düzeleceğini zannetmiyorum artık öyle kabullendik bir ya şekilde. Ya bunlar yani. O kadar basit şeyler ki sırf bence şerefsizliğine yapıyorlar aynen, bunları. Aynen, seneye aynen. saklayalım, seneye saklayalım diye bitecek yani. Seneye giyer deyip de giyilmeyen ayakkabı gibi kalacak. Teşekkürler Ömer. Ben teşekkür ederim.
Kendine iyi bak o zaman. Sen de. Haydi görüşürüz, iyi akşamlar. Gene bekleriz. Sağ olun, gene bekleriz. Ne misafirmiş, gitmek bilmedi ya. Kola var mı abi?